Voleybol dünyasının en başarılı ve en güzel kadınlarından biriyle birlikteyiz bugün. Özge Kırdar bizimle birlikte ve daimi konuğum İlker Duralı. Evet. Nasılsın? Her şey yolundadır umarım. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Biz deyiz. Herkes çok mutlu. Çok mersi. Naşin için de çok teşekkür ederiz sana. Önce hemen ben müsaadenle ilk soruyu hemen devralım. Daha böyle güncelden gidelim. Nasıl gidiyor Türk Hava Yolları'yla? Avrupa'da da çok iyi. Sen zaten o konularda çok tecrübelisin. Evet. Biraz anlatır mısın bize? Çünkü seni voleybola döndüren proje bir yandan da Türk Hava Yolları takımı. Seni nasıl ikna ettiler? Nelerle ikna ettiler? Hangi projelerle? Ve o projeler nasıl gidiyor şu anda? Öncelikle şu anda durum çok iyi. Yani Türkiye Ligi'nde çok iyi gitmesek de Avrupa Kupası'nda hala yenilgisiz devam ediyoruz. Çeyrek finale çıktık. Gelecek hafta iki Avusturya'ya gidiyoruz çeyrek final için. Beni ikna etme konuları da aslında biz Amerika'ya yerleşme kararı aldıktan sonraki Amerika'ya yerleşme, ondan sonra onlardan böyle bir teklif geldi. Eşim İstanbul'da çok yaşamak istiyordu. Ben idare ediyordum Avrupa'da diye. Öyle deyince, o burada yaşamak isteyince bize daha kolay geldi burada başlamak. Hem voleybola dönmem de özlemiştim de biraz. O yüzden hani yeni bir başlangıç bizim için de, başka bir ülkede onun için. O yüzden sonra onların hedefleri doğrultusunda, onlar da benimle uyuştuğu için kabul ettik ve gayet de memnunum durumdan. Yok, bu sene hakikaten çok iyi. Lig'de çok zor tabii zaten. Yani lig çok zor, evet. Çünkü çok büyük bütçeli takımların da olduğunu düşünürsek. Aynen öyle. Ve tabii 5. 4. sırada bitirebilirsek çok daha iyi olur. Ama Avrupa Kupası tabii ki öncelikli hedefimiz ki onda da yeni kez devam ettiğim için aslında iyi her şey şu anda. Burada da şampiyon olursan inşallah 3. takım olacak değil mi? Yani Avrupa şampiyonu yaşadın. Evet. Yani Bursa'da var bir daha. Çok böyle insanlar bir anda unutuyorlar Bursa'yı. Ben Avrupa şampiyonu olduktan sonra bırakmıştım voleybolu. Tabii zirvede tabii. O zaman ben tatmin olmuştum ve artık mutlu değildim voleybol oynamaktan. O yüzden bırakmıştım zaten. Sözleşmem varken. Şimdi burada kazanırsam da daha güzel bir şey olacak. Bir zirve daha iyi olur diye. Peki İstanbul'a dönmek nasıl bir karardı senin için? Aslında zor değil çünkü sonuçta ailem burada, bütün arkadaşlarım burada. Tabii ki de yurt dışında da çok arkadaşlarım. Orayı da özlüyorum, özlemiyor değiliz oranın sakinliğini. Ama şimdi kız kardeşimin bebeği de oldu. Onlar ayrı düşünemiyorum şu anda kendim mesela. Ama iyi ki dönmüşüz dediğim günler de var. Keşke dönmeseydik dediğim günler trafikteyken de var. Trafikteyken çok Allah'tan trafikte değilim. Çünkü kulüp çok yakın, bisiklete evet. Gidip geliyorum antrenmanlara. O yüzden o bölümde iyiyiz. Yani. Neyse. Ya peki o hakikaten Sevda'nın bahsettiği yerden yola devam edersek. Şimdi yurt dışına çıktım. Polonya'da da oynadım. Biraz o günleri de aslında. Hem dinlemek istedim. Polonya. Yani bir de seçtiğim ülke de bence ilginç. Şimdi voleybol deyince de ilk aklına gelen, hemen insanlık aklına gelen ülke değildir belki de. Çok işin içerisindeki insanlar dışında. O Polonya tercihi ve uzun süredir yurt dışında yaşadın. İşte Amerika'da işte yaşadın. İşte orada işte ne bileyim yine senin röportajların aklında kalan işte yoga eğitimlerin de vardı. Yani başka bir hayat hakikaten orada aslında kurdun. Hani tabii ki ülkene dönüyorsun, ailen arkadaşlarına dönüyorsun ama aslında orada da bir yaşamda oturtmuşsun. Başka bir hayatta evet. Oturtmuşsun. O biraz da onu, o geçişi de belki de dinlemek keyifli olabilir ya da değişik gelebilir diye düşünüyorum. Aslında şöyle, şu anda 25 yıl voleybol ya da spor yapan biri beni anlayabilir. Şimdi 13 yaşında ya da 11 yaşında spora başlıyorsunuz ve bütün hayatınız bu oluyor. Yani sizin dinlenme gününüz evde yatıp film izlemek. Siz başka bir aktivite... Ya da bizi kabul edip röportaj vermek. Hayır, o değil artık. Genç olduğunuz tekrar gümrüğü. Başka bir aktiviteye ya da işte ekstrem sporlara diyelim bir vaktiniz kalmıyor. Tabii. Ya da yapamıyorsunuz çünkü o sizin için tehlikeli bir şey. Şimdi ben bıraktığımda voleybolu 23 yıldır profesyonel voleybol oynuyordum. Ve hayatımda kitap okumak, işte film izlemek ve kendimi dinlendirecek başka bir hiçbir aktivite yapmadım. Eşimle tanıştıktan sonra kendisi uçuş eğitmeni, skydiving yapıyor. Bursa'da bıraktıktan sonra ben direkt Polonya'ya yerleştim. Bir gün çok aslında bunun örneği. Dediler ki kayağa gidelim. Kayak yaptım mı? Ben hiç hayatımda kayak yapmadım çünkü öyle bir şey yapamam. Vakit tehlikeli. Ya da kulüp, milli takım kulübü, yani öyle bütün bir vaktin yok. Yani voleybol. Sakatlanamazsın. Voleybol çünkü. Tamam gidelim kayağa. Daha işte gittik, kayaklar takıldı ayağa. Ben zaten ayakta durmayı bile beceremem. Orada zaten benim modum çok düştü. Çünkü çocukları görüyorsunuz ya, o koşabilirler bile onda ve yani şöyle oldum. Bütün hayatımı voleybola verdim ve başka hiçbir şey öğrenmedim. Neyse daha çıktık. Tamam güzel. Sonra herkes kaymaya başladı. Eşim de çok iyi kayıyor ama beni bırakmıyor ve çocuklarla kayıyorum ben yani şöyle bir ortamda.
Ve sürekli düşünüyorum. Dedim ki artık sen git. Beni bırak. Ne yapıyor Şahin? Ben dedim kendimi öğrenin. 4 kere falan düşmüşümdür. Artık dedim kayakları aldım. Ben oturdum bir yerde. Ağladım da. Ya o voleybola verdiğim hayat için. Ha. Bu tabii ki iyi yönleri de var, kötü yönleri de var. Şimdi kendi mesleğimi sahibiyim, yaşadığım tecrübeler, gördüğüm ülkeler vesaire vesaire. Ama işte bir de o yönü var. İşin çünkü özel ve sosyal yanında eksiklikler kaldı. Çok eksik. Çünkü hele öyle bir ortama girdiğinde, şimdi benim eşimle tanışmam da çok tesadüf. Biz Polonyalısın. Eğer onunla tanışmasaydım belki böyle de hissetmeyebilirdim. O yüzden aslında voleybolu bırakma kararımdan çok memnunum. Çünkü o dönemde işte yogaya başladım. Ki hala çok seviyorum ki bıraktığım dönemden sonra da yapacağım bir şey kendime. Amerika'da yaşadığım dönem harikaydı. Ben bir yıl daha Azerbaycan'da yaşadım. 3 yıl Polonya'da yaşadım. Geçiş dönemi tabii ki de çok farklı Türkiye'de yaşamak. Geçen bir video göndermiş arkadaşlar. Başka ülkede yaşayamam. Yani çok değişik şeyler oluyor bu ülkede. Bir yandan da seviyorum aslında. Bir monotonluk yok burada. Bir hep bir hareket var. Hep bir hareket, hep bir heyecan var. O mesela geçen deprem olduğunda ilk depremiydi. Ne oluyor falan oldu. Ha. Bizim için artık bu şey oldu. Aslında sizin için de şey değil mi? İstanbul'a geldiğiniz sene siz de ilk depreminizi yaşadınız evet, yani. 99 evet. 99. O çok kötüydü. Sizin de ilk defa i̇lk yaşadınız bir deprem. Aslında bir film neredeyse yani. İstanbul'a evet, deprem şehri diyorduk ama o da ilginç. Ya hayatıma baktığınız aslında çok değişik. Çok memnunum ya verdiğim kararlardan. Sevda var mı? Ben hani sürekli almayayım mikrofonu. O zaman Özge'nin dünyasından Sofi'nin dünyasına gidelim. Çünkü ben burada bir kitap gördüm. Burada. Oradan yürüttü o. Burada. Ben onu arkada hallettim. Kitap okumayı çok seviyorsun sanıyorum. Çünkü insanın en özel anlarından, en özel alanlarından bir tanesi kütüphanendeyiz aslında. En çok hangi tür okumayı seversin? Aslında bu yaşa göre de değişiyor. Eskiden çok roman seviyordum. Şimdi artık roman daha çok sevmiyorum. Daha felsefik, yani kendimi geliştirebileceğim, ne bileyim yeni bir şeyler öğrenebileceğim kitapları daha çok seviyorum. Eskiden yabancı yazar okumayı çok severdim. Şimdi biraz daha Türklere döndüm. Değişiyor yani aslında ama Sofi'nin dünyası da daha İstanbul'a taşınmadan okudum. Yani 13 yaşından önce olması gerek. Annem almıştı, bilmiyorum neden. Ama 3 kere falan traumatik daha okudum anlayabilmek için. Ama okuduğum en güzel kitaplardan biri evet, ki ben de kendi çocuğuma vereceğim zaten. Tamam. Bir de ilk basınlardan. İlk basınlardan bir tanesi. Böyle bir koleksiyonun var mı? Evet, annemin bana verdiği ilk basım kitaplar var. Ya ben aslında ilk basım kitaplardan önemlisi kendi kitap koleksiyonunun olması. Çünkü ben eşimin de yabancı olanlar bu tarafta. Yani bunların hepsini çocuklarımıza vermek istiyoruz. Ya önemli olan belki de zaten onlara bu alışkanlığı verebilmek ya bize annem verdi. Şey yapıyor musun sen de? Hani Sofi'nin dünyası 3 kere gerçi onu hakikaten çok yani bence ilk okuduğum zaman ne diyor ya bu falan olmuştu böyle. Mesela kendi de olan bir özellik olduğu için sorayım dedim. Atıyorum 5 sene sonra 5 sene önce okuduğum kitabı bir kez daha okuyorum. Hani evet. İlkenlerden nereye gelmiş diye. Sende de oluyor mu evet, öyle? Bende. Bu aslında bir filmi tekrar izlemekle aynı şey. Çünkü anlamadığın bir şeyi anlıyorsun yaşından dolayı. Ki gençler bunu şu anda anlamıyor. Ne bunlar ne anlıyorlar. Ama anlayacaklar işte. Bu aynı şey. Bir kitabı da bir kere birkaç kere daha okumalısın anlayabilmek için. Çünkü öğrendiğin şeyler, yaşın hepsi sana farklı şeyler sunuyor. Benim burada şey dikkatimi çekti. Çizmemişsin. Çizmiyorsun sanırım kitaplarını. Çok aslında bazı kitapları çiziyorum da eşim çok karşı ona. O yüzden artık biraz bıraktım onu. Hani daha çok o benden daha çok saygı duyuyor diyelim. Ben biraz daha böyle ama ben tabii şimdi seyahatlerde okuyorsun. O kadar da dikkat edemiyorsun kitaba. O bunun kendi alanı var. O orada okur. Kimse ona dokunmasın. Öyle. Biraz alışkanlığımız değişik kitap konusunda. Peki kitap hediye etmeyi sever misin? Hayır. Kitap verilmez değil mi? Gelmiyor. Gelmiyor. Evet. Gelseğini bilsem vereyim. Gelmiyor. Sevmiyorum o yüzden ben de kitaplarımı. Şeyi tanışmamız ilginç dedin. İlginç bir hikayesi var eşinin. Yani sakıncası yoksa anlatır mısın onu da? Yok sakıncası yok. Tam doğru hikayeyi anlatamam ama. Yani Polonya'da tanıştık. O da Polonya'da çalışıyordu o dönem. Bu rüzgar tüneli dediğimiz bir yerde uçuyorlar ve insanlar uçmayı öğretiyorlar. Görmüyorum senin Instagram'da ben o zaman takip ederken çok biliyordum ne kadar güzel diye. Biz de skydiving'de tanıştık Polonya'da. Ha. Orada tanıştık. Ondan 6 yıl önce oradan beri de harika. Peki o kadar ülke gezdin. Yani Polonya'da yaşadığın dönemde de yine yanlış hatırlamıyorsam Sokrates'e verdiğin röportajda okumuştum o zaman. Sürekli her ay bir ülkeye gittim diyordun. Ya belli ki hem seyahat olarak hem işin gereği, takım arkadaşların hepsi bir sürü kültür tanıdım. Hem bir şey soracağım, o kültürler, tanıdığın kültürler sana bir şey kattı mı? Yani şu andaki sende var mı o kültürlerin yansıması? Artık seni hangisi en çok etkiledi?
yaşam tarzları, hayata bakışları vesaire veya ülkenin koşulları vesaire? Şöyle diyeyim, şimdi tabii ki de her gittiğin ülkede nasıl gittiğinde değil. Şimdi takımla gittiğinde sadece spor çabası falan. Sadece salonu görüyorsun. Ben sadece seyahatlerimden etkilendiklerim oldu. Çünkü takımla gittiğin gerçekten çok bir anlam ifade ettiğini doğru düşünmüyorum. Şimdi Latin ülkeleri ya da Türkiye, işte Akdeniz ülkeleri, bu sıcakkanlı insanlar. Yani bunu çok fark ediyorsun gittiğinde de. Hı-hı. İşte seni evlerine davet ederler, konuşkanlardır vesaire. Yani orada enerji hissedersin ama İskandinavya ülkeleri, işte Doğu Avrupa, soğuk ülkeler daha böyle içlerine kapanık. Ben ilk yanlış seyahatim İzlanda'ya benim. Oo, tam özgürlüğe bakmışsın. Gerçekten evet, biraz şey, ağır girmişim. Çok farklılar. Mesela hiç kendi gruplarını açma ve ben yalnızca olduğum için sadece turistlerle takılabiliyorsun. mesela ben 3 tane ceketle dolaşırken onlar tişörtle geziyorlar gibi. İşte mesela Polonya, bir daha asla Polonya'ya dönmek istemem mesela. Çok soğuk insanlar, çok içlerine kapanıklar, çok güvensizler başkalarına karşı. Çünkü işte onların tarihlerinden Sovyet dolayı. Sovyetlerden kalmak yanmak. Fazla, bana göre yani ben Türk olduğum için fazla kapanıklar. Ben daha açım yani, onlar bana şaşırıyorlar. Ya nasıl böyle herkesle muhabbet ediyor, yani nasıl merhaba diyebilirsin? Mesela Letonya'ya gidiyoruz, ben markete gidiyoruz, kasiyere bile işte Letonca merhaba diyor. Eşim öpüyor, ne yapıyorsun? Ya ne yapıyorsun, merhaba, nasılsınız yani? Ama onlar da şaşırıyor böyle, niye bana merhaba dedi ki işte. O yüzden bence Latin insanları, işte Akdeniz ülkeleri, yani sıcak yerlerde yaşayan insanların kültürünü daha çok seviyorum. Şey var mı böyle hani favori şehrin gezdiklerin arasında? Yani o var tabii, o var mı? Yani tek ben aslında gittiğim yere tekrar gitmem. Bana saçma bir para harcamak isterim. Çünkü zaten orayı gördüm ama mesela New York'a tekrar gidebilirim. Ha. Bu New York olduğu için değil. Çünkü bana İstanbul'u çok anımsatıyor. Bizim gibi enerjikler, 7-24 her yere açık. Şimdi Polonya'da ya da Letonya'da bir saat 9'dan sonra yemek bulamazsınız. Tabii. Ya aç, gerçekten aç kalırsın. Ama Türkiye'de böyle bir şey mümkün değil yani. 7-24 acıktın, dışarı çık gibi. New York'ta öyle. İşte, İzlanda'nın herhangi bir yerine her an gidebilirim. Ne bileyim, Arjantin, Brezilya, buralara giderim. Ama çoğu yerler daha böyle. Daha hemen bilet alalım desek nereye gitmek istersin? Patagonya'ya. Arjantin. Aa. Şu anda evet. Ben razıyım ona. Bak ya, orası değil aslında. Tam lazım. Zamanı gitmeye, çünkü orada yaz. Ha, yaz dönemi. Ama ben gidemiyorum çünkü voleybol. Neyse, voleybolu bıraktım sonraki ilk hedefte. Sanıyorum bugün antrenmanın var değil mi? Evet tabii. Her gün antrenmanım var benim. İşte tek sabahım vardı. Şunu sormak istiyorum. Çok yoğun bir hayat hakikaten seninki. Yani sadece seninkisi değil işte. Kardeşinin de öyle. Sizin gibi bütün üst düzey. Bir de voleybol hakikaten ruh hastası bir takvime sahip. Yani öyle, diğerleri gibi ya. Belki tenisçilerdir hani sizin kadar yorulan, bir onlar vardır ki onlar bile bir ay dinleniyorlar. Sizde hiç yok neredeyse. Yok grant birisi, yok şusu, yok busu derken inanılmaz bir hayat. Zihin olarak yıpranıyorsun. Zaten işte zirvede bir bıraktım dedim ama uzun için 20 küsur senede devam ettin. Hala devam ediyorsun. Ayakta tutan sadece voleybol sevgisi mi? Bir de yani İlla ki düştüğün anlar oluyor zihin olarak. Yıpranıyorsun, belki işte ne bileyim duvarları yumruklamak istiyorsun. O zaman nasıl bir çıkış buluyorsun kendine? Şimdi şöyle, milli takımda oynadığın dönemde dediğin gibi hiçbir tatil yok. Yani ben 15 yıl boyunca milli takımda oynadım. O dönem zaten hayatın olmuyor. Yani ne aile görüyorsun, ne eş, sevgili görüyorsun, ne bir şey yapabiliyorsun. Kayak yapamıyorsun. Ben 2016 Rio Olimpiyat elemelerinden elendiğim zaman milli takım bıraktım ki ondan sonra hayat varmıştım. Çünkü zaten 3 aylık bir dönemin oluyor. O zaman mesela beni kimse Türkiye'de göremez ya da evde göremez. Yani Türkiye'de dolaşırım. Hı-hı. Benim mesela bir sezonu diyelim, bu hangi spor dalı olduğu fark etmez, aynı performansla sürdürebilecek bir sporcu yok. Mutlaka bir iniş çıkışların oluyor. Aynı performans sergilemez. Çünkü biz de insanız, beyin, beden çok yoruluyor. Hele voleybolda. Şu anda mesela 3 günde bir maç oynuyoruz. Yarın Ankara'ya gidiyorum, geliyorum Avusturya'ya gidiyorum, geliyorum maç oynuyoruz. Ya 5 kürek de böyle bitene kadar. Aynen. Çünkü milli takımlar var, onların sezonu başlayacak. Federasyon da mecburen sıkıştırmak zorunda. Ama tabii ki biz de buna ayak uydurmaya çalışıyoruz. Benim mesela eşime derim, seyahatim geldi. Benim gitmem lazım. Geldi. Yani fark etmez, bu Kilyos olur, Şili olur. Nereye gittiğim fark etmez. Yani dünyanın öbür ucuna gitmemek. Ama benim gitmem lazım. Ya bir deniz havası alayım ya da bir dağa gidelim.
orada bir gün çadırda kalayım. Benim geri dönüşüm öyle. Mesela mutlaka bir yere, evden bir çıkıp insanların olmadığı bir yere gitmek. O biraz yani daha, yani kardeşine nazaran daha fazla takım değiştirmen de ondan mı kaynaklı? Yani yeni bir, yani bir değişiklik mi ihtiyacı oluyor? Aslında şöyle, benim için değişiklik yeni enerji. Ya yani mesela ben evde değiştirmeyi çok severim. Çünkü o sana yeni enerji verir. Al, evet, başka bir yere gidiyorum. Yeni bir şeyler yapabiliriz gibi. Ya da yeni insanlarla tanışabiliriz. O çevreyi tanıyabiliriz. Gözde daha böyle sakin okullarda ama ben çok seviyorum değişikliği. Ya yani ülke bile değiştirmek bana ev değiştirmekle aynı şey aslında. Gözde ne yapıyor bu arada? Aranızdaki en büyük farklılık nedir? Gözde şu anda tam bir ev hanımı, aynı hanımı. Ve gerçekten çok mutlu. Hiç voleybolla alakası yok, hiç özlemiyor. Tek şu anda üstüne düştüğü şey ailesi ki inanılmaz iyi bir anne. Yani gördüğüm en iyi anne diyebilirim. Bebek de o kadar mutlu ki Allah nazardan saklasın. Ve o yüzden çok mutlular şu anda. Eşi zaten Fenerbahçe'nin kondisyoneri aynı zamanda mil takımın. Ama işte çocuğuna bakıyor, evine bakıyor. Çok mutlu. Görseli tabii ki de en büyük farkımız da bu değişiklikler işte. Yani onun aynı takımda oynaması. Yani şu anda İstanbul'da 3. evinde oturuyor. Bu benim 16. evim falan, hatırlamıyorum artık. Yani o daha böyle kendi comfort zone'undan diyeyim. Çıkmayı çok sevmiyor. Ben de hani risk almayı daha çok seviyorum. Şey konuşuyor musunuz böyle mesela bir maç falan aynı anda izleyip ya da telefondan? Maç yorum mu? Falan diye. Yoksa tamamen şu anda voleybol free bir sohbet ortamı mı? Yok yok, gerçekten çok önemli bir maç olması lazım. O onun voleybol maçı izliyor olması için. Ki ben de zaten çok sevmem televizyondan voleybol. Yani sahada da sevmiyorum maç izlemeyi. Kendi maçlarımı da mesela televizyondan asla izlemem. Sadece taktik bir şey varsa izlerim. O yüzden öyle çok voleybol şeyimiz yok. Yani sadece ben işte takımda olanları anlatırım mesela gibi. Ama çok böyle voleybol konulu artık sohbetimiz yok. Peki siz nelerde tartışırsınız, zıt düşersiniz? Çok bir şeyde tartışmayız. Yani zaten tartışmamız da 1-2 dakika sürer. O da işte aynı fikirde değilsek ya ama şundan olabilir, şundan olabilir. Tamam. Hadi gel kahve yapalım. Aynen öyle. Hiç böyle tartıştım. Zaten onu o yüzden şey diyorum. Kardeşler nasıl birbirine küsebilir? Bana çok garip geliyor mesela. Bir, öyle bir tartışmamız zaten voleybolda da aynı şekilde. İşte, güçte. Şimdi mesela tatil programı yapıyoruz. Ben, Mavi, o. İşte her yıl bir yere gidiyoruz. Şimdi kız kızlar. Şimdi Mavi katıldı. İşte en büyük problemimiz tarih ne, uçak ne olsun yani. O. Çocuğa göre, bebeğe göre plan yapacak muhtemelen. Onun günde bir kere uyuması lazım. Dedim arabada uyur ya. Öyle olur mu arabada çocuk mu uyurmuş falan ya. Ve olmadığı için tabii bana kolay geliyor. Çocuk arabada uyumazmış mesela. Ya uyumuyorlar ya. Yani değişik yani. Çocuğuna göre değişiyor. Kimisi de hiç uyanmıyor ama mesela ben de... Bizimki mesela inanılmaz rahat bir çocuk. Ben o yüzden diyorum ki arabada uyur. Hayır, neden arabada uyursun? Yatağında uyursun. Zaten diyorum, Malta'ya gidecek, evde mi duralım diyorum ben de. O da işte ne ayarlıyoruz yani sonuçta Mavi yani her şeyi yaparım onu. Şeyi soracağım, biraz daldan dal atlıyor gibi oluyor ama şüphesiz işte yine bir kariyer sonlandıracaksın hani. Belki evet. Kalıcı olacak belki de. Ondan sonra ne planlıyorsun? Yani nasıl bir kariyer çiziyorsun kendine? Bir iş kadını mı olacaksın? Voleybolun içerisindeki bir isim mi olacaksın? Nasıl bir plan var kafanda? Şimdi bu sefer tamamen sonlandırırım diye düşünüyorum artık. Şöyle tabii ki önceliğimiz bir aile sahibi. Şimdi küçük bir ailemiz var ama büyük bebek sahibi olmak istiyoruz kısmet olursa. Ama zaten kariyer planlarımızı çok önceden yaptığımız için biz hazırız şu anda. Nice.set'i kurduk bildiğiniz üzere. Biraz ondan bahset istiyorsan biz zaten. Evet, Ağustos ayında geçen yıl 2019'da kendi markamızı kurduk. Voleybol, yoga, fitness, yani spor ürünleri üreten bir markamız var. Şu anda kariyer planım benim kendim için o yönde. Nice.set'i büyütmek, daha çok insana ulaşmak, voleybol işte spor yapan herkes için rahat kıyafetleri, yani bunlar gerçekten sporda kullanılabilir fikrini insanların kafasına yerleştirmek istiyorum. Biraz söyleyeyim hani kendi sporculuk yani kariyerinde eksikliğini hissettiğim bir şey olduğu için mi? Tabii ki. Zaten başlamamızın sebebi de oydu ya işte. Mesela Türkiye'de uzun çorap bulamıyoruz. Zaten öyle bir bir marka yok bunu yapan voleybola. En önemli sebeplerinden biri başlamamızın buna çoraplardı. Çünkü zaten iyi bir çorap bulamıyorsunuz. Kaliteye göre fiyat çok kötü. Biz de tam ona göre bir çalışma yaptık ki aslında şu anda zaten en çok satan ürünlerimizden biri çorap. Gerçekten ihtiyacı olan bir şeydi Türkiye'nin. Ve şu anda birçok Avrupa ülkesinde sporculara da satıyoruz. Daha sonra da işte taytlar, uzun taytlar,
tişörtler, bisküviler, bunlar voleybola göre değildi yani tüm spor markalarının. Hı-hı. Tabii ki de var ama biz daha çok voleybol özellikle fitness ve yoga için çalıştık. Gerçekten de gurur duyduğumuz bir proje çok aslında. Güzel. Gerçekten harika. Çok mutluyuz. Nice. Şu ana kadar beklentileri karşıladı. Ya tabii ki. Harika. Pişman değiliz yani. Gerçekten mutluyum o yüzden. Peki sen mesela bir soru daha soracağım. Ya benim için de hani bir spor spikeriyim. İşte radyoda program yapıyorum. Hayatımda en keyif aldığım an olimpiyatları anlattığım andı. İşte bir tek canlı izlemek kaldı yerinde. Onu yaptığımdan ben de zirvede bırakacağım. olimpiyatlara gittin sen de ve sen o zaman hatta yaptığın böyle bir güncen de vardı. Hı-hı. Yanlış hatırlamıyorsam. Oradan takip de ettik aslında hani biraz o heyecan ama bize anlat ya olimpiyat ya bir sporcu için hep söylüyorlar. Tamam ben sporcu olmadığım için ama çok onu hissedemiyorum. Anlayamıyorum ya da belki de. Hakikaten orada olmak nasıl bir şeydi? Bir daha o Brezilya maçı. Senin mesela kariyerinde nereye gitsen ondan başka bir şey istemem dersin. Ya işte değil mi? Olimpiyat aslında yani. Aslında aynı şey. Bir maç anlatmak ya da bir... Yerinde izlemek ya da anlatmak. Tamam, o zaman olmadı bu örnek. Çünkü o zaman anlayamazsın. Çünkü olimpiyatlar şöyle bir şey. Şimdi hayal ediyorsun ama bilmiyorsun ne olduğunu. Ha. Çünkü zaten Türkiye olarak çok bulunabildiğimiz bir yer değil. Tabii. Özellikle takım sporlarında. Şimdi şöyle oldu, biz olimpiyatlara kaldık, önce bir anlamadık ne olduğunu çünkü bilmiyoruz ne. Ama oraya gittik, ya şimdi diyor, şimdi bizim takımda da Şeyma var, o da gidecek inşallah ona da. Böyle bir şey yok, yani gerçekten bunu anlatamam. Ona söylediğim şeyleri de şu anda söyleyemem tabii, ben özele kalır. Tabii. Ama yani gerçekten öyle bir yer yok. Herkesin orada olduğu, yani herkese eşit davranıldığı, çünkü sen Hüseyin Bolt'ta olsan, Federer'de olsan aynı yemeği yiyoruz, aynı yerde kalıyoruz, aynı yatakta yatıyoruz. Ve tabii ki onlar da şey olmuyor, yani star olmuyor. Sen de aynılar aslında. O şeyi hissediyorsun değil mi? Yani hepimiz burada aynı amaçla geldik ve... Tabii ki herkes kendi ülkesinde bir star. Hı-hı. Yani sporcu olarak diyorum. Atıyorum ben voleybol camiasında bilinirim ama beni futbol bilmez. Hı-hı. Ama işte onları herkes bilir ama seninle aynı yerdeler. İşte aynı yerde yürüyorlar. İşte gidiyorsun işte herkesin bir apartmanı var bütün ülkelerin. Bayrakları görüyorsun. Herkes aynı yerde. Açılış töreni. Gerçekten anlatılacak bir şey olduğunu düşünmüyorum olimpiyatların ama iyi ki gitmişim. Gerçekten eğer gitmeseydim gerçekten çok üzülürdüm. Ve kıskançlıktan ölürdüm. Yani iyi ki gidiyorlar ya. Ama ben iyi ki orada değilim yani. Yesin benim olsun. Saatlerin var mı gidenlere? Nasıl? Evet, her şeyi anlattım. Şöyle yapın, şöyle yapın. Kimseye kulak açmayın, yaşayın. Çünkü değişik ya. Güzel. Şey, mesela sen de sonuçta spor izliyorsun, takip ediyorsun başka sporları. Senin de idollerin vardır ya da işte sevdiğin sporları falan görüp işte ne bileyim öz çekim yaptın, selfie yaptın falan var kimler var? Ben de göz atletizmi çok severiz. Yani hı-hı, herkesi tanırım. Orada da işte atletleri görürüz. Oh, selfie çekmem lazım. Kızlar da ki o kim ya? Yani, takip etmiyorsa ama benim için mesela çok önemli. Şimdi Allah rahmet eylesin Kobe Bryant öldüğünde olimpiyat fotoğraflarına baktım. Kobe ile de fotoğrafımız varmış. Sonra atletlere baktım. Şimdi mesela çok güzel onlarla fotoğraf. Kimse tanımıyor onları Türkiye'de yani daha çok atletizmle uğraşmadıkları için. Ama benim için mesela çok güzel bir hatıra onlarla aynı karede olmak. Şey hiç ayak kırıklığına uğradığın insan oldu mu yani şey tavırlarıyla falan böyle? Aman bu da bu kadar sevdiğim. Ben fotoğraf çektirmek istememiştim ama bir arkadaşımız Michael Phelps'le fotoğraf çektirmemiştim. İstemişti ki o zaman 8 madalyayı daha kazanmamıştı. Hayır istemiyorum yaptı böyle. Wow. Kulağında kulak. Aman o da filan. Ben de uzak durum bir tavırla ya da kimse bulaşmadı. Sonra gelen hep kendi başına. Bir sporcuyla selfie için sıra bekledin o zaman. Yani böyle kenarda çekildim. Yok atletizm olduğu için çok direkt şey değildi yani. Yani direkt zaten her yerde birlikte olduğum için yemekte, köyde. O yüzden güzeldi. Harika ya. Sen dışarıda nasıl tepkiler alıyorsun peki? Genelde işte aslında eşimle olduğumuzda çok komik oluyor çünkü fotoğraf çektirmek istiyorlar falan gibi böyle çok utandırıyor beni. Aa işte Özge abla özlemişsin gözlemişsin. Hadi klasik. Klasik Gözde'yi markette görüyorlar. Biri Gözde'nin Survivor'a katılacağını düşünmüş. Gözde'yi markette görüyor ben zannediyor ama. Diyor ki ya lütfen kardeşine söyle Survivor'a katılmasın. Gözde diyor ki. İyice böyle kapak. Gözde ama o voleybol oynuyor hala nasıl? Ha sen Gözde'ydin. Lütfen Survivor'a katılma. Diyor benim kötüm var ben ne işim var Survivor'da. Böyle şeyler çok kolay tabii. Çok iyi ya şey. Peki sporculuk için unutamadığım maçlar şüphesiz ki o Vakıfbank'ta birazcık daha konuşuruz ama en böyle hüsran yaratan maç hangisiydi sende?
Mesela işte ben hani bir voleybol izleyici sever olarak ben o Brezilya maçını hakikaten herhalde hayatımın sonuna kadar sayıklayacağım diye düşünüyorum. Ama şimdi Brezilya maçı çok şey değil çünkü zaten olimpiyattaydık. Ha ama tabii şimdi tabii. 2016 Rio olimpiyat elemelerinde İtalya'ya kaybettiğim maç. Çünkü onu yersek bir olimpiyat, bir olimpiyat daha göreceksin. Şimdi birinci olmak, ikinci de 2012 yılında Kan'a kaybettiğimiz Vakıfbank Final Four'a gitme maçı. Ama şimdi şöyle düşünüyorum, her şerde bir hayır vardır. Yani çok da böyle ama ne yapayım yani, voleybol. Ne yapalım, kaybettik. Şimdi tabii ama o maçı kaybetmem de benim aslında kariyerim değişti. Şimdi benim eşimle tanışmam da aslında o maçı kaybettiğim için. O maçla başladı bütün mevzu. Yani aslında benim hayatımın değişmesi o maçla başladı. Şimdi o maç olmasaydı ben şu an çok farklı bir yerde, yani mindset de olmayabilirdi. Ben bu evde de oturmuyor olabilirdim. Doğru, doğru. Çok da hayat aslında çok değişik. Yani verdiğim bir kararla aslında nerede olacağını bilmiyorum. Sliding Doors filmine hemen yine insan aklına yine. İnsan şey düşünüyor, ya bir tane daha hayatım olsa da acaba o karar verseydim ne olurdu diye düşünmediğim değil yani. Değil mi? Ya evet. Peki o biraz o Vakıfbank'ı da belki de konuşmak lazım. Eski yani bir ara Vakıfbank, Güneş Sigorta, Türk Telekom gibi evet, böyle tarihin en uzun isimli takımıydı. İlk şampiyonluk o takım, o evet, isimdeydi o değil isim, mi? Evet. Ondan sonra hakikaten 73 maçlık mıydı? Yenilmezlik evet, serisi. Guinness'te bu arada hala değil mi o rekor? Yani o dönemin Barcelona'sı neyse futbolda aslında Vakıfbank'ta oydu. Nasıl çıktı o takım ortaya? Yani bir organizmaydınız hakikaten. Yani. Giovanni'nin gelişi işte 2008'de ben o zaman kiralık oynuyordum. Giovanni'nin gelişiyle aslında o dönem mesela playoff'ta Galatasaray'a yenildiler. Galatasaray 8.'ydi. Kulüp yönetimi Giovanni'nin arkasında durdu. Hayır biz seni kovmak istemiyoruz dur. Mesela onların da o kararı. Eğer o gün Giovanni'yi göndermiş olsalardı bugün Vakıfbank olmazdı. Ya işte orada başlayan Giovanni'nin işte çalışma azmi, oyunculara verdiği güven, işte oyuncuların kendini geliştirmesi, bunun en büyük örneği Gözde ve Beniz'dir. Yani bizi gerçekten bugün olduğumuz oyuncuyu yapan antrenörlerden biri. İşte bir insana güven verdiğin zaman, işte fırsatları verdiğin zaman ne yapabileceğini kanıtı aslında Giovanni diye düşünüyorum ki Vakıfbank aslında onun ürünü. Kesinlikle. Voleyboldan birazcık çıkalım. Tamam. Ben sağ köşede bisiklet görüyorum. Bisiklet mi sürüyorsun? Evet. Kayaktan da. Şimdi ben de çok seviyorum bisiklete binmeyi. Şimdi İstanbul'da aslında çok lazım. Bu elektrikli olan bisikletimiz daha var normal. Bu hani antrenmanlara gidip gelirken yorulunca yine kullandığım bir çünkü park sorunu çok var. Özellikle bizim oturduğumuz bölgede gündüzleri, akşamları rahat ama o yüzden gündüzleri bisikletle gidip geliyorum. Zamanı da yok zaten. Zaten zamanı yok. O yüzden onu vakit harcayacağım, sinirim bozulacağına bisikletimle rahat rahat gidip geliyorum. Çok seviyorum dışarıda olmayı. Peki sadece ulaşım aracı olarak mı kullanıyorsun yoksa yarış kısmında da ilgili misin? Yok, yarış kısmında ilgiliyim çünkü zaten yeterince antrenman yaptığım için ben daha çok böyle hani doğa bisiklet sever... Bisiklet yarışları izler misin? Yok, hayır. Bisiklet yarışları izlemem. Biraz sıkıcı geliyor bana. Ama mesela çok önemli olan yarışları izliyorum. Ya kış dönemini, ya kış bölümler oluyor ya onları izliyorum. Ama çok seviyorum bisikletle atlayalım gidelim. Mesela Polonya'da yaşarken sınır geçmişliğimiz var başka ülkeye şeyle, bisikletle. Çok seviyorum ama böyle doğadaysak yani orman, dağdaysak böyle şehir içinde bisiklet bana... İstanbul'da yapıyor musunuz? Atıyorum yani bisikletleri alıp. Alıp evet. Belgrad'a, Belgrad'a ya da başka bir yerde. Belgrad'a gitmiyoruz da daha çok Şile, Kilyon, o taraflara gidiyoruz. Buradan daha kolay gidiyoruz. Belgrad'a gidiyoruz. Arabayı park et mesela gidiyoruz 10 kilometre sonra geri geliyoruz falan. Kamp yapıyoruz öyle şeyler ama şehir içinde çok sevmiyorum. Çok bir de kıpır kıpırsın bayağı Özge yani böyle... Bir başkası yapamaz bunu ben yaparım dediğin herhangi bir anın var mı? Çok macera, inanılmaz bir maceradan geçtik. Ya aslında bunu nasıl yaptın? Özellikle kadınlar çok her şeyi başarabiliriz erkeklerin yapıp yapmadığı yani. Bence o konuda bu ailelere dayanıyor biraz ama bu ailenize size verdiği özgüvenle alakalı ki ben o yüzden müteşekkirim aileme. Ben öyle bir şey demiyorum hani ben yaptım da kimse yapamaz diye ama tabii... Şimdi geçen sene Erzincan'a gittik Kemaliye'ye. Orada mesela Via Ferrata diye bir şey var işte dağlara tırmanıyorsun. Sadece küçük çubuklarla onları asılı. Onu yapmak biraz evet cesaretler ki ben üstündeyken zaten 3000 metredesiniz ve uçurum yani. Ama dağlısınız da yani korkutucu. Benim burada işim ne falan oldu. Yok sonrasında bir çıktığımızda iyi ki yapmışım dedim. Yani öyle bir şey yok. Şimdi mesela araştırıyorum artık işte Avrupa'da nereler var daha yüksek gidebiliriz yapabiliriz diye. Mesela o biraz korkutucu ama herkese de tavsiye ederim. Skydiving de aynı şey mesela. Bir kere yaptım.
Hı-hı. Daha da yapmam. Çünkü şu an işte uçaktan seni atıyorlar yani artık öyle bir şey. Hani öldüm diyorsun ama ölmüyorsun, uçuyorsun öyle bir şey. Gerçi onda... İşin yapıyor sanırım, evet, değil mi? Evet, zaten işte tanışmamız şey o. Ona şey olsun diye biraz, aa ben yapabiliyorum diye atıyorum şey. Ama şey, yani onun bence hayat değiştiren bir tecrübe olduğunu düşünüyorum. O yüzden herkese tavsiye ederim yapmayı. Ne değişti ki mesela? Daha korkusuz oluyorsun. Yani zaten oradan ölmedin. Kararların bence daha cesur oluyor. Öyle bir şey. Peki hiç şey düşündün mü? Hani işte dedin ya az önce, işte onu tercih yapmasaydım ne olurdu diye. Yani voleybol olmasaydı hayatında, yani ne bileyim işte İstanbul'a gelemedin ya da işte davet etmediler. Nasıl bir hayat çıkardın? Voleybol oynamıyor olmam. Aha, evet evet. Bence çok başarılı bir akademik kariyere sahip olabilirdim. Çünkü hem okumayı, çalışmayı da çok seviyordum. Okulda da çok iyiydik ki o yüzden ile birlikte zaten üniversite mezunuyken ama. Ama bence kesinlikle bir Avrupa olurdu bende. Bende öyle bir tip var çünkü. Yani ben Türkiye'de kalacağımı düşünüyorum voleybol olmasaydı da. Mutlaka bir herhalde bir Avrupa, Avrupa dünya bir yerde olurdum. Bir akademik bir kariyerde böyle. Olabilirdi. Daha çok böyle FBI falan çok seviyorum böyle. Dedektif olabilirdim mesela, avukat ya da. Öyle bir şeyler yapıyor olabilirdim. Şeylere gidemiyor musun? Sinemalara falan. Hani vakit bu kalıyor mu artık? Sinemaya gitmeyi çok sevmiyorum. Çünkü uyuyakalıyorum. Böyle rahat koltuklar falan. Daha çok böyle evde yani vakit geçirmek. Çünkü yemek yap. Zaten vaktim olmuyor. Antrenmandan geliyorsun. Yemek yapıyorsun. Bulaşık yıkıyorsun. Sonra oturuyorsun. Çay may. İşte zaten yok yani vakit aslında sinema içinde. En güzel yaptığın yemek hangisi? Valla ben her yemeği güzel yaparım. Ya da senin yapmaktan zevk aldın. O zaman öyle soralım. Şimdi daha çok böyle vejetaryana kaydık. Evet. Çok az et tüketmeye çalışıyoruz. O yüzden sebze yemeklerini çok sevmemiştim. Evde ne varsa onlarla bir şey çıkartayım. O yüzden en çok mesela brokoli işte. Onunla ne kadar lezzetli yapıyorum. Eşim çok yemez mesela. Şimdi bayılıyor brokoli yemeği. Öyle şeyler kendime challenge yaratıyorum yani. Onu nasıl sevdirebilirim o sebzeyi tarzında. Peki böyle künefeyle, katmerle, börekle aran nasıl? Şey çok dışarı çıkarsak yiyorum onları. Hiç eve aldığımız bir şey değil yani. Mutlaka o dışarı çıkıyorsak orada yiyebilirsin yiyeceği benim için. Yani bir iki kendimi kısıtladığım hamburgerde yiyorum, her şeyi yiyorum. Ama sadece evde sağlıklı besleniyoruz ki zaten haftada bir gün tatilim varsa bir onda dışarı çıkıyoruzdur. Haftada bir gün kötü yiyorum diyebilirim. Peki şeyi soracağım. Tekrar bir voleybola dönersek. Şimdi tabii ki genç oyuncular da işte senin etrafında şu anda. İşte muhtemelen sana geliyorlardır, soruyorlardır da. Nasıl bir kuşak geliyor? Hem voleybol için hem de hani kafa olarak, hayata bakış olarak nasıl bir kuşak geliyor sence? Dürük cevap verebiliyor muyum? Lütfen, lütfen. Ya oh, şu genç kuşağın biraz nasıl diyeyim, tembel olduğunu düşünüyorum. Hem beyin açısından. Çünkü bizim dönemimizde tabii internet yoktu. Yani ne telefon vardı, aynen, ne internet. Bizim hayatımız voleyboldu ya da işte denedik, kitap okuyayım. Şimdi artık kitap da okunmuyor. Ya yani mesela film de seyretmiyorlar. Ya da öğrenebileceğim. Şimdi telefon oldu her şeyleri. Onları çok istemiyorum çünkü bu dönem öyle. Evet. Tabii bunlar aileden de kaynaklı ama... nasıl dürüst olunur ya? İşte burayı kesin de gerizekalı mı? bunu daha nazik nasıl söyleyebilirim gerçekten bilmiyorum. Nevriye de ona yakın bir şey söyledi ya. Sen sordun bunu. Çünkü yani şöyle, soyunma odasına giriyorsun mesela. Bunu keseriz. Yok, bunu kesmeyebilirsin. Ha, tamam. Mesela antrenmanlar çıkıyorlar ama şöyle. Ya kıyafetleri üzerine. Biz mesela yaşlılar hemen çıkayım, duşumu alayım, evime gidebilirim ama yemiyorum yarım saat falan ama yani böyle bir şey yok, yarım saat. Ya ne yapıyor olabilirsin o telefonda seni bu kadar çekici kılabilecek? Mesela o işte sonra mesela bir çalışmanın bence çok yani ellerine gelen fırsatın farkında olmayan çok sporcu var bence. İşte bir kulüpte oynamanın, bu benim oynadığım kulüpten kastım değil yani, Türkiye liglerinde oynamanın değeri. Mesela çok değer bilmiyorlar bence çünkü bu Türkiye'de kız çocuklarının yaşadığı ortam ya da ele gelen avantajları var. Bir de senin olduğun durum var. Bu nerede oynuyorsan ol fark etmez. Sen gerçekten şanslı bir insansın bu işe sahip olduğun için. Doğru. Ve bunun değerini bilmiyorsan da bu senin ayıbın olur benim için. Ya da kendini geliştiremiyorsan. Şimdi bizim zamanımızda da öyleydi. Mesela kimse üniversiteye kayıt oluyor. Üniversite takımında oynuyor. Kimse üniversiteye gitmiyor. Yani bu onlar için bir külfet gibi. Siz ikiniz de gittiniz ama. Evet. Yani annemin şartıydı bu. Ama tabii, zaten biz giderdik yani. Bu şey gibi.
üniversiteye niye gideyim ki? Zaten paramı kazanıyorum. Bu şimdi futbolculara laf edip aynısını yapmakla aynı şey aslında. O zaman sen de kendini geliştirmiyorsun. Doğru. O da para kazandığına geliyor. Ama şimdi benim mesela elimde başka bir mesleğim de var. Ben aslında senaryo yazıyordum 18 yaşına kadar. Aa. Sonra tabii artık vakit olmadığı için mesela yapmıyorum. Görsel iletişim mezunuyuz biz Görsel'de. Mesela o da var. Onu da yapabilirim ben bıraktıktan sonra. Yapmak istemiyorum, o ayrı. Çünkü zaten benden 10 yıl tecrübeli insanlar var artık. Onlara ben yetişene kadar çok zaman geçer. Ama yapabilirim de, yani böyle bir imkanım var ama şu anda voleybolu bıraktığında ne yapacağını bilmeyen o kadar çok sporcu var ki. O da çok kötü iş. Bu çok, mesela ben yabancı arkadaşlarım var Türkiye'de oynayan. Çok merak ediyorlar Nice'in nasıl gittiğini. Ya hocamın Nice'in nasıl gidiyor? Çünkü gerçekten çok iyi yani, artık hani rahatça bırakabilirim çünkü bir mesleğim var. O da ya evet ya biz de, ben de işte bulmak istiyorum ne yapacağım ama bilmiyorsun çünkü bir şey yapmadın şu ana kadar. Neye ilgili olduğunu bilmiyorsun gibi yani. Bilmiyorlar neye ilgileri olduğunu voleyboldan başka. Kötü olan o. Peki bir şey soracağım. Bir de şimdi Türkiye'de kadın olmak. Aslında ben muhtemelen dünyada kadın olmak. Yani sen evet, daha fazla yer gördün. Yani Türkiye'de zor diyoruz ama aslında dünyanın her yerinde muhtemelen zordur diye tahmin ediyorum. Çünkü sonuçta ataerkil toplum bütün dünya üzerinde hakim bir zihniyet. Bir belki genç yaşta olmasa bile ama ilerleyen yaşlarda, ilerleyen yıllarda bir sorumluluk duygusu hissetmeye başladı mı? Yani kadın sporcusun ve çok başarılı bir kadın sporcusun. Voleybol hakikaten sizinle beraber Türkiye'de popülerleşti. Kadın spor olarak popülerleşti. Yani sorsak erkek voleybolunda çok az isim bilir sokaktaki insan ama kadın voleybolunda en kötü 2-3 tane isim sayarlar hakikaten. Bir misyon hissediyor mu insan ister istemez? Yani kadına yönelik bir ön yargıyı kırmak, kadın her şeyi yapabilir şeklinde, özellikle bunun tam tersi düşüncesindeki kadınlara bir mesaj verebilmek gibi bir sorumluluk, bir kaygı hissediyor musun zaman içerisinde kendine, yoksa normal bir akışta mısın? Yok, normal bir akışta değilim tabii ki de. Ama benim yaşıma gelmiş herkesin bence bu farkındalıkta olması gerektiğini düşünüyorum. Biz geçen sene Burak'la birlikte Sosyal Ben Vakfı ile bir çalışma yaptık. İmkanları olmayan küçük çocuklarına voleybol öğretmek. Ya voleybol öğretmek diyeyim de voleybolun nasıl bir şey olduğunu, işte bu mesleğe sahip olursanız avantajlarını. Sonra onlarla antrenmanlar yaptık 2 haftada bir. Öyle bir çalışmamız oldu ama tabii ki de kızlar zaten istekli. Zaten onlar yapar aslında. O yaş çocukları için diyorum. 9, 10, 11. Aha. Ama işte her şey aileden başlıyor. Mesela bir kız çocuğumuz babası izin vermediği için devam etmedi gibi. Aslında önemli olan bence zaten aileyi ikna etmek. Yani zaten çocuklar her şeyi istekli. Şimdi kendi çocuğumuz var. 6,5 yaşında bıraksam her şeyi yapacak. Aynen öyle. Neyi verirseniz zaten onu alıyorlar. Yani şunu yap zaten o yapar yani. Bakmaz nereye gittiğine. Bunun bence aileden geldiğini düşünüyorum. Yani önemli olan aileyi ikna, ya aslında ikna etmek de değil. İşte bu kültürün bir parçası. Evet yani. Ama bunun normal bir şey olduğunu öğretmek. Bütün dünya, Avrupa aynı şekilde. Bu bence kadınların yaşadığı bir planetteyiz. Yani çok kötü bir, çok zor bir yerdeyiz. Tahmin ediyorum biliyorsundur. Yani senin de mesleğin de büyük ihtimalle ataerkil. Biz şanslıyız mesela meslek olarak. Kadınlar daha güçlü voleybolda. Ama yani sonuçta okuldan başlıyor bence. Öğretmenler. Çünkü çocuk anneden babadan sonra kimi görüyor yani çok? Okulda evet. Hocaların yönlendirmesi çok önemli. Spor hocalarının. Amerika neden bu konuda çok iyi? Çünkü okullarda her şey. Şimdi bizim Amerikalı bir takım var. Ona soruyorum mesela. İnanılmaz bir sistem var orada. Şimdi sana bütün sporlar veriliyor. Sen o sporların hepsine gidiyorsun. Hangisini yetenekliysen ona devam ediyorsun. Ama senin okulunda mesela sadece voleybol var. Ve onda çok kötüsün ve yapmak istemiyorsun. Spor hayatın bitti. Türkiye'de gibi. Aynen. Ki ama bu zaten Avrupa'nın da bir, yani sadece Türkiye olarak değil. Mesela Amerika'nın bence bu konuda örnek alınmalı. Spor işleyiş konusunda. Tabii ki belki ama en çok öğretmenler. İleride bir akademi açma fikrin var mı peki? Şimdi yok da demeyeyim, var da demeyeyim. Şimdi Burak'la yürüttüğümüz bir çalışma var Mayıs ayı için. O da şimdi ayrıntıları veremem ama akademi gibi bir şey değil yani. Bir günlük yapmak istediğimiz bir şey kış çocuklarına eğitim yönelik programı. Ve ailelere yönelik eğitim konusunda. Desteklerinizi bekliyoruz. Her zaman. Reklamlar. Sonra, öyle küçük şeyler ama bir haftayı ona verecek enerjim şu anda yok. Yani zaten yalan olur öyle bir şey yapmak da benim için. Öyle bir şey hayalimiz var. Bakalım. Peki ben bir soru daha soracağım. Tabii. Sonra Sevda'yı bırakayım. En kıymetli şampiyonluk hangisiydi gözündeki?
O kadar çok var ki yani. Var ama 2011 Avrupa Ligi Şampiyonlar Ligi şampiyonu tabii ki. Bir de orada Fenerbahçe favoriydi değil mi? Evet, yani favori olmadığımız, kimsenin bize konuşmadığı diyelim. Yani şöyle söyleyeyim, ben o günü çok net hatırlıyorum. Bir gün öncesinde radyoda, hatta yayını da yapmıştım, bayağı da sitem etmiştim. Vakıfbank'la ilgili, aslında Vakıfbank Güneşli Bana Türk Telekom'la ilgili ufacık bir bölüm vardı. Finalden bir gün önce, yani final günkü, pardon finalden bir gün önceki gazetelerde. Dedim ki bu kadar da değil hani. Ama hala o kadar. Evet yani. Ama bence yine de kabul ettirdi kendisini, bakmayın. O başarılar falan bir şey. Eczacı başı. Çok, şimdi daha çok ama şimdi biz Avrupa ikincisi olduk bu yıl. Evet. Şimdi futbolda Avrupa ikincisi olduğunu düşünebiliyor musunuz? Hala bunu konuşuyorlar. Tabii tabii. Gibi. Ama yine bu sene mesela yani voleybol federasyonu falan da çok iyi işler. Federasyon şu anda çok iyi. Gerçekten çok bunu iyi. Bunu bekliyor muydun? Yani voleybolun, yani son söyledim ama benim aklıma işte radyocu olunca sürekli soru geliyor. Voleybolun bu raddeye geleceğini sen hissettin mi? Hem popülerite olarak, hem kadın voleybolunun geldiği seviye olarak, hem sporcu sayısı olarak. Bayağı ülkenin içerisine yerleşti ama değil mi? Bu özellikle son dönemde yani, etkisi bayağı büyük oldu. Yani tabii. Futbolu yani çok zor, yani geçemez. Evet. Yok, yani öyle bir beklenmiyor. Ama şu anda geldiği nokta çok sıra dışı bir yandan da. Şimdi mesela biz 2011'de şampiyon olduğumuzda şu gün olsaydı çok farklı bir atmosfer olurdu. Ha. İlk şampiyonlar. İlk şampiyon. O zaman teknoloji bu kadar ileride değildi. Mesela doğru. Daha Twitter yeni çıkmıştı falan. O güne göre tabii ki şu an ama sosyal medyanın da etkisi var. Çok ki bilinçli. İşte dünyadan örnekler aldığımız sosyal medya etkinlikleri var ki federasyon bu konuda gerçekten şampiyonu çok iyi. Şampiyonu da çok iyi kullandı onları da. Evet, kızlar anlatıyor Hollanda Türkiye gibiymiş olimpiyat elemesinde gibi. Hı-hı. O yüzden bence zaten federasyonun yarı yarıya başarısı var bu kızların yanında. Ama tabii ki daha fazla olmalı ama bunu da bekliyorduk tabii. Çünkü işte ard arda gelen başarılar her şey. Zaten olması gereken de daha fazla olmalı ama yine de yani hiç yok da değil. Hiç yok da değil. O zaman ben konuyu birazcık toparlayıp başka bir yere çekeceğim. Hayat satrançtır derler. Senin böyle unutamadığın bir söz var mı ve satrançtan yola çıkarak bir satranç takımın var sanıyorum. Acaba eşimin. Eşinle oynuyor musun? Yok, eşim kendi oynuyor. Ailesi için aslında onu aldı. Çünkü anne babası kendi mesela otururlar televizyon izlemek yerine satranç oynar. Öyle bir aile. Hani onları da eğlendirmek için Türkiye'ye geldiklerinde. Bana da öğretti tabii ki de. Ben aslında bilmiyordum. Çok değişik bir oyun. Ama ben damayı daha çok seviyorum. Herhalde bildiğim için. Şimdi onunla mesela dama oynuyoruz. Daha çok satranç yerine. Yani aynısı ama sadece işte fili yok, şey yok yani. Belki aynısı diyorum ona da. Akıl oyunlarını çok seviyorum ben. O da çok seviyor. İşte sudoku olsun. Böyle hani benim beynimi meşgul edecek, çalıştıracak şeyleri çok seviyorum. Yani satranç takımının aslında hikayesi o. Benim için değil. Letonyalı aile. Peki aklıma bir soru geldi. Şimdi kütüphanende birçok ödül var. Sana Oscar ödülü versek, bir aktris olsan, neler hissedersin ve neler söylersin? Nasıl bir konuşma yaparsın? Hangi film neticesinde almışsındır ya da? Hani evet. Sevdiğim. Çok yakın zamanda çünkü Oscar ödülleri de verildi. Evet. Şimdi şöyle, aslında ben ödülleri koymak istemedim buraya. Çünkü burası bizim ödül alanımız. Sanki ben ödüller aldım gibi geliyor bana. Şimdi tutuyor, hayır koyacağız, niye koymayalım? Şimdi o yüzden koyduk. Aslında benim çok sevdiğim bir şey değil yani ödüllerin evin ortasında olması. Ama işte o da çok gurur duyduğu bir şey. Çünkü zaten ben biliyorum içimde. Yani birinin bana sürekli senin ödüllerin var diye göstermesine gerek olmadığını düşünüyorum. Eğer Oscar'da ödül alsaydım, filmi bilmiyorum şu anda hangisi olurdu aslında. Biraz düşüneceğim bu konuda. Tamam. Çok film var aklıma gelen. Şöyle bir konuşuyorum. Önce annem ve babama teşekkür ederdim. Çünkü sonuçta dediğim gibi işte sizin bugüne gelmeniz de ya öğretmeninizdir ya ailenizdir. Biz anne baba konusunda çok şanslıyız. Sonra Gözde'ye hayatımın bütün bölümünde parçası. Benle birlikte olduğu için. Aileme. Sonra da hayata teşekkür ederdim aslında. Çünkü bütün verdiğim kararlar, yaptığım işler, hayatın bana getirdikleri, tanıştığım insanlar, haksızlıklar, başarılar. Hepsi bugüne gelmemdeki sebepler. O yüzden müteşekkirim aslında. Hiçbir şeyden pişmanlık duymuyorum. Mutluyum. İnşallah da bundan sonraki hayatımda aynı şekilde devam eder. Umarız. Peki, güzel konuştuk. Güzel. Biraz duygusallaştın da bir evi. Evet. Dövmelerin çok güzel dövmeler var da hepsinin hikayesi. Evet, hepsinin hikayesi var. Bunu eşim çizdi.
yapmadı da o çizdi. O çizdi. Bunun eski Türk, yani Türkiye'de alfabe kullanılmıyorken işaretleriyle Letonya'da kullanılıyor. Birbirimizin işleri izlemek. Böyle baktığında da zaten 9. Uğurlu rakamımızın içerisinde. Nice etti oradan. Bu Piri Reis'in Antarktika'ya gitmeden çizdiği haritanın 4'te 3'ü kayıp da biri Almanya'da duruyor şu anda. Oradan bir parça. Bunun güneş. Bunun ne olduğu bilinmiyor, hala. O Sevat. Bu olimpiyat dönmem. Daha gitmeden yaptırmıştım. Daha, o kadar emindim. O kadar eminim. Genel tabii elimeleri geçti. Bunlar Baltık sembollerinde cennet, birbirimize aitiz ve 9 yine Roma rakamlarıyla. Sırtımda dövmelerim. Çok dövme var. Harika. Ama hepsinin tek tek anlamı var. Hiç anlamsız bir dövmem yok. Çok güzel. Kadar. Okay. Eklemek istediğin bir şey var yok, mı? Yok. Ben çok keyif aldım. Çok konuşmadık mı? Konuşmadık mı? Valla konuşturduk seni bayağı. Güzel konuştuk ama. Çok çok teşekkür ediyoruz. Bizi kabul ettiğin için, evinde ağırladığın için. Güzeldi benim için. Teşekkürler. Bizim için de öyle. Bugün Özge Kırdar'la birlikteydik. Bizi evinde ağırladı. Kendisine çok teşekkür ederiz. Senin söylemek istediğin bir şey var mı? Vallahi çok sağ ol. Rica ederim. Görüşürüz. Hoşçakalın.